İletişim insanlığın en temel ihtiyaçlarındandır. Artık anlık habere ihtiyaç duyduğumuz bir dünyada yaşıyoruz. Zamanla tamamen özgün ve bize ait bir dil oluştu topraklarımızda ve yeşerdi hızla. Tarafsız, özgür ve çok sesli bir medya için yerel gazete okuyun. Mersin Gazetesi. Dere yatakları yine unutuldu. Her kış su baskınlarıyla gündeme gelen dere yatakları ile ilgili döngü değişmedi, yine unutuldu. Mersin Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Şehir ve Bölge Planlama Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Yardımcı Doçent Doktor Fikret Zorlu, kanallar açılmadığı müddetçe sel baskınları devam edecek ve bu belediyeler için daha fazla maliyete mal olacak dedi. 10 yılda Türkiye nüfusunun 2,5 katından fazla ziyaretçi ağırladı. Forum Mersin Alışveriş Merkezi'nin bünyesindeki mağazaları, yaşam alanları ve düzenlediği etkinliklerle 10 yılda Türkiye'nin 2,5 katından fazla ziyaretçi ağırladığı bildirildi. Çukurova Gazetesi. Bu da nereden çıktı? Başta çevreciler olmak üzere Mersinlilerin tepkisini çeken balık çiftlikleri yeniden tartışma konusu oldu. Muğla menşeli bir firmanın Silifke, Aydıncık ve Anamur ilçelerinde 4 ayrı noktada balık çiftliği kurmak için hazırlıklara başlamasıyla kent dinamiklerinden de tepki geldi. Down sendromlu gençler sergide buluştu. Birbirinden eğlenceli ve anlamlı etkinliklere ev sahipliği yapan Down Cafe, bu kez de Down sendromlu gençleri sergide buluşturdu. Down sendromlu gençler el işi ürünlerini görücüye çıkardı. Etkinlikte ayrıca müzik eşliğinde oynayan gençler zumba dansı gösterisi yaparak davetlilerden büyük alkış aldı. Haberci Gazetesi. Mersin'in sahip olduğu turizm potansiyeli iyi değerlendirilmeli. Mersin Valisi Ali İhsan Sum, Mersin'in Erdem ilçesine bağlı tarihi ve turistik Kız Kalesi'nde turizmcilerle bir araya geldi. Buluşmada Mersin'in büyük bir turizm potansiyelinin bulunduğunu belirten valisi, tarih var, kültür var, inanç turizmi var, doğa var, deniz var. Bakıyoruz Mersin'de bunların hepsi var. Denize gir, 20 dakikada yaylaya çık, kahvaltını yap, cennet cehennemi gez. Bu potansiyeli değerlendirmemiz gerekiyor diye konuştu. 10 Kasım'da Toroslar Atatürk olacak. Toroslar Belediyesi tarafından ilçedeki Cumhuriyet Meydanı'nda 10 Kasım'da düzenlenecek koreografi etkinliğinde 10 bin gönüllüyle dünyanın en büyük canlı Atatürk portresi oluşturulmaya çalışılacak. Kadın Gazetesi. 1,5 yıl sonra kızının cesedi bulunan anne idam istiyor. Kocaeli'de ormanlık alanda cesedi bulunan ve 1 yıl önce öldürüldüğü tespit edilen Elif Arslan'ın annesi Şerife Arslan, kızının katilinin idam edilmesini istedi. Edirne'nin ilk kadın ambulans şoförü direksiyona geçti. Edirne Fırıncılar Odası tarafından Edirne Belediyesi'ne hibe edilen ambulansın direksiyonuna kadın şoför geçti. Edirne'de ilk kadın ambulans şoförü olma özelliği taşıyan sürücü Çiçek Yalçın, uzun süredir hayalini kurduğum bir işte ambulans şoförlüğü dedi. Hakimiyet Gazetesi. Emeklerini sergilediler. Türkiye Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı Mersin Şubesi'nde eğitim alan Down sendromlu gençler, ürettiği el işleri ürünlerini Down Cafe'de görücüye çıkardı. Usta Öğrenciler Dernek kurdu. Mersin'deki Usta Öğreticiler Dernek çatısı altında toplandı. Meslek eğitimcileri Usta Öğrenciler Federasyonu'na bağlı olarak kurulan Mersin Usta Öğreticiler Derneği üyeleri basın karşısına çıkarak amaçlarını anlattı. Güney Gazetesi. TAEK'ten nükleer santraline çalışma izni. Türkiye Atom Enerjisi Kurumu Akkuyu Nükleer Santrali için sınırlı çalışma izni verdi. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Yuri Galançu, yaptığı açıklamada bundan sonraki hedefin inşaat lisansını almak olduğunu belirtti. Torbacılar şifreli satış yapmış. Adana merkezli 5 ilde 211 adrese, 2500 poliste drone, helikopter ve özel harekat destekli yapılan ve 189 kişinin gözaltına alındığı operasyonda 150 kişi tutuklandı.